Kaldırdık. Elif. 3 puan. Ve 5 puanın sahibi Hatice mi, Neslihan mı? 5 puan kime gidiyor? Kaldırdık. Hatice. 5 puan. Oo, süper. Çok sevindim. Şu tabağı yiyeceğim için de çok mutluyum. Gerçekten süper. Diğer tabağı kaldırmadım. Ah, çok pardon. Hüsniye teyze pilavı tane tane dedin ama evet. Hani diğer tabaklardan farkı bir puanlık bir farkı mı vardı? Dördüncü tabak gerçekten çok tabii, keyifli. Tabii Hatice yağını fazlaca koyduğu için daha lezzetli gelmiş çok olabilir güzel. Size. Ya canım ben benim fazlaca değil herhalde. Bu zaten Damla Hanım'ın da söylediği bir şey. Sizin kaçırdığınız bir şeydi ama kimseye farklı sosa gelmedi. Sosu değil miydi? Bolca kullan dedim evet, ya. Sosa da koydum. Ama kayınvalidem şey kızar. Pilava kaç kaşık yağ kullandın? 2 normal. Tereyağı koymadın o zaman hiç. Tereyağı da koydum. Ne kadar tereyağı? Yarı yarıya kullandım işte. Yarı yarıya. Tabii ki de güzel olacak. Canım benim bunu bir tek söyleyen kayınvalidem kızarmış dedi. Hiç bir kayınvalidelerden böyle yok, duydunuz bugün, mu? Genel olarak tabii ki de senin tabağın çok lezzetli geldi. Genel olarak benimki değil. Yağın da fazla, pilavda da yağın fazlaydı. Sosunda da yağın siz de fazlaydı. Kullansaydınız. Patlıcanın da yağlıydı. Normal hayır yani. Bak şimdi burada suçlamaya gerek yok. Dilek sen de şahitsin. Burada söylendi tabağa koyarken, en son kızartırken. Hayır bir saniye dinlemiyorsunuz ya. Fırınıza koyarken yağlayabilirsiniz dedi. Bunu siz kaçırmışsınız. Ben sana da sordum zaten. Patlıcanını yağladın mı sen dedim. O kadar parlak görünüyor ki. Hayır dedi yağlamadım dedi. Alt üst ettim dedi. Şimdi ben de altına baktım fazla kızarmasın yanar falan diye. Tamam da çevirsem bile bu kadar parlak olmaması lazım. Canım sanki benim, üstüne fırçayla izleyip bakabilirsiniz. Gibi. Ben özellikle boca etmedim. Yağı koydum hatta elimle tepsiyi yağladım. Tabii ki de çevirince yağ olacak yani. Bunun ölçüsünü bize şu kadar koyun bu kadar koyun demedi. Yani Allah aşkına ben bugün tek kayınvalidemden almadım. Herkesten de aldım. Hepsi normal. Sen de yüksek puanları aldın. Ama ben bir şey söyleyeyim. Ben şunu söyledim. Arkada da Hatice dedim dikkat et sen bugün çok yüksek puanlar alacaksın. Evet, normal. Çünkü patlıcanda yağ çok lezzetli olur dedim. Aynen. Bunu söyledim şöyle sana. Şöyle bir şey var bir de patlıcanın tepsiyi bol yağlayınca altını üstüne çevirdin her tarafını evet. Yağlamış oldun. Bir de şöyle bir şey var pilavda da yanlış da yaptın. Dediniz. Pilavda tereyağı ne kadar çok olursa o kadar lezzetli olur. Tereyağı koysaydın. Bak hayır, orada tereyağı... bir küp değildi. Herkes bir küp canım koydu. Canım benim tereyağının sen... fazlasını pilava şu kadarcık küp olanı tam tersini yaptım. Sosa koydum. İşte aslında benim, yine. Aslında sosa benim da, sosum sosunu... daha kötü olması lazım. Sizin tereyağıyla pişmişken tamam, benimki zeytinyağıyla pişti. Sen de sosa ne yaptın? Sen de sosa ne yaptın? Biz zeytinyağı koymazken sen zeytinyağı koydun. Yani senin her şekilde senin tabağın yemeğinde bizden fazla yağ var. Gelinizi buldunuz evet. Mu? Evet. Tamam benim gelini bulmam niye sizin bulmanıza bir şey demiyoruz. Hayır. Hayır herkes, biz herkese söylüyoruz. Hem sosuna hem patlıcanına fazladan yağ koymuş. Fazladan. Tabii ki. Fazladan. O da lezzet vermiş. Lezzet verdiği için de yüksek puan alıyor. Bak şuradan anlayabilirsiniz. Benim tabağımın dışına bakın hiçbir parlaklık var mı? Ama siz de yapabilirsiniz. Patlıcan sosu ne yapabilir? Hayır söyledi. Siz koymamışsınız, kaçırmışsınız. Hayır. Sosa hem zeytinyağı hem tereyağı benim bir koy tek, demiş yo. Hayır şu kadarcık bir tereyağı sen, koydum ve ama o... Ama neden o, tereyağını pilavına kullandığın için artık sosa zeytinyağı koymuş. Asla ama elindeki bir yer... yağı zeka oyunuyla öyle kullanmışsınlar evet. Da kullanmış. Hayır zeka oyunu olarak değil ki? Burada. Siz niye kullanmadınız? Ama bize verilen tarif o, of. Verilen anlamadı, ölçü anlamadı. Reyhan teyze o şekilde sosa zeytinyağı koymadık biz. Hatice dışarıdan ekstra 2 kaşık zeytinyağı çünkü koydu. Çünkü pilavın lezzetli olsun diye tereyağının çoğunu pilava koymuş. Biz ben onu zaten kullandım. Bilinçli de yapmadım ki. Bilinçli veya bilinçsiz yanlış yapılan bir şey var ortada. Ama güzel puanlar da var sonucunda. Şu puanlamışına geçmeden bir DT'lerimizi izleyelim o zaman. Bir dakika Hatice sosuna zeytinyağı koydu. Siz koydunuz mu? Hayır konulmuyordu. Sadece tereyağı konulacak. Bak yanındaki masadan haberin yok Dilek. Ya ben tereyağımı... Bunu takip etmedim. Kendi işime bakıyorum ben. Tereyağımı evet. Pilava koydum. Hepsini.
yarısını, küçük bir parçasını buna tamam, ayırdım. Tamam, parçasını ona koyup neden zeytinyağı ilave ettin? Ama büyük parçayı sosa koyuyorduk. Küçük parçayla zeytinyağı pilava koyacaktım. Bak ben özellikle yazdım buraya. Kızlar pilav sadece tereyağından bir küp alacaktık. Evet. Pilav için tereyağlı da sosu yapacaktık. Zeytinyağı falan girmeyecek. Hatice sosa zeytinyağı koydu. Evet. Yani şu an daha katmadım. Kattım ben gördüm. Hayır hayır şeyi katmadım. Sosumu katmadım. Ne yapacaksın? Bilmiyorum şu an. Hatice niye notlarını bizimle bir tutmuyorsun? Yok. Bak her seferinde ben söylediğimde ben kötü oluyorum. Ya fazla bırakıyorsun ya ekstra atıyorsun. Canım benim ben sürekli kafana göre orada bir şeyler yapıyorsun yani. Sürekli ben görmesem kaynayacak gidecek. Sürekli yaptığım bir şey değil. Eğer ki yemeği çok değiştirecekse ben birazcık tereyağı tabii ki değiştirecek. Tereyağı çünkü neden daha katmadım yani ben o bunu zaman buraya. Bütün yağını dökeceksin. Yağsız yapacaksın. Konuşurken kafam gitmiş. Olabilir yani bilinçli yaptığım bir şey değil. Ben bile bile kendimi niye ziyan edeyim? Tat olarak etkiler Hatice. Çünkü hepimizin aynı ölçüde evet, olduğu tamam, için. Evet. Ben yapıyorum. Ben her şeyi kontrol ediyorum gibi edeceğim gösteriyorsun de, ya kendini. Edeceğim de yani. Sen sanki çok mükemmelsin. Ben mükemmelim demiyorum o zaman ki. Demeyeceksin ki. Aynı şeyi hayır. Ben yaparsam siz de bana söyleyin. Olur mu? Biz zaten sana da söylüyoruz. Sonra söyleyeceksin bana ya Elif doğru söylüyor. Hayır bana gelip. Bana hayır bir saniye ya bana gelip diyorsun ki işte onu öyle katıyorsun bunu böyle ben sanki devamlı mı yapıyorum bunu? Evet bir kere makarnayı yapıyorsun. Bir kere makarnayı bu da ikincisi oldu. Çok büyük bir fark Hatice'cim tereyağı pilava konduğu zaman tabii farkı tadı değişir. Tereyağını büyük parçasını sosa koyacak bu. Yoksa pilavı ya patlıcana koymuşsun ama sosu önemliyse böyle olması lazım. İşte bilinçli değil o ara ama hatta Elif ile söylemesi bilinçli yapmadığını ben de biliyorum canım bilinçli değil ama bu da fark bayağı bir fark kural hatası oluyor. Hatice'den 2 puan kırıldı. Bir öncesinde biz kritiklerde konuşurken kayınvalidesinin üstüne geliyordu Hatice hep sürekli. Yani burada dönüp artık kendisine bir bakması gerekiyor Hatice'nin bir silkelenmesi gerekiyor. Zaten final haftasındayız. Bunu şimdi yapmayacak, ne zaman yapacak? Peki. Buyurun, gelinler ayağa. Günün en düşük puan alan gelin ve günün en yüksek puan alıp çeyrek altının sahibi gelin açıklayalım. Günün en düşük puanını alan gelini. Puanla Neslihan. Günün en yüksek puanını alıp çeyrek altının sahibi gelin. ...16 puanla... Elif ve Hatice. Ama Hatice'cim kural hatası yaptığın için 2 puanın düşüyor. Dolayısıyla 14 puan iniyorsun. Ve birinci Elif oluyor. Sağ ol kız. 11 puandasın Dilek'cim. Bazı şeyler gerçekten ters gidiyor. Yani insanın artık kısmeti mi kapalı diyeyim olmayınca olmuyor. Eğer ki olmuş olsaydı Elif'le bugün kuraya gidecektim. Çok da inançlıydım bugün kazanacağıma ama asla pes etmiyorum. Daha önümde 2 gün var. İnşallah bilezikleri ben alacağım. 8, 11, 14, 16. Buyurun. Teşekkürler. Buyurun. Teşekkür ederim. Evet ben de yiyorum ama en azından kimseyi tahrik etmiyorum. Burada yiyorum. Oh oh oh. En iyilerin içinde en iyisi. Her zaman söylüyorum ve haklı da çıkıyorum. Güzel yapıyor, güzel çıkartıyor. Bir numara gelinim Elif diyorum. İnanmıyorlar, inanıyorlar aslında. Kabullenemiyorlar. Kabul etseniz de etmeseniz de Elif. Teşekkür ederim. Öyle ya da böyle zorlu bir aşamalı yemek yaptık. Kayınvalideler uğraşacak bir şey yok diyen de oldu, beğenmeyen de oldu ama nitekim gün birincisi oldum. Çeyreğimi yakama taktım. Biraz da uyanıklığın verdiği bilinç sayesinde çeyreğimi yakama taktım. Belki de farkında olmasam Hatice'ye çıkacaktı kurada çeyrek. Ayık olmak lazım çünkü enlerin içinde enlerin yarışmasındayız.
Teşekkür ederiz. Yarın yine aynı saatte kanalda ekranlarında sizlerle beraber olacağız. Bizden sakın ayrılmayın. Hoşça kalın, evde kalın.